Şu an bilgisayarımıza da kayıt alıyoruz. Çok şükür. Selamünaleyküm, merhabalar. Önce bir gül kokusuyla şöyle bir kendimize gelelim. Size de öneririm. Hoş gül kokuları bulundurun evde. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali Muhammed. Bütün erenlere hu aşk ile aşk olsun cümlesine. Şimdi efendim geçen bir bölüm iki bölüm okumuştuk kitaptan. Şimdi bir başka daha basit bir metin okuyacağız. Sayın Doktor Yusuf Ekinci'nin yazdığı 1989 Ankara baskısı bir çalışma bu. Ve bunu da babasına, annesine, oğulları Sadık Hüdayi ile Mehmet Fatih'e ithaf etmiş yazarı. Eyvallah. Türk Standart Lar Enstitüsü Başkanı Mehmet Yılmaz Arı Yörük ön sözü yazmış. Ön sözü geçeceğim. Şimdi bunu geçelim dediğim gibi. İkinci baskı evi ön sözü hoca kendisi yazmış. Elimdeki ikinci baskısı. Giriş bölümü var. Bakalım ne kadar. Kısa. Okuyalım onu. Türkiye'nin hedefi 21. yüzyıla kalkınmış bir ülke olarak girmek ve dünyanın belli başlı sanayileşmiş ülkeleri arasında yer almaktır demiş. Şimdi Twitter'ı da açmayı unuttum ben, özür dilerim. Onu da açayım. Bekleyen bir iki arkadaşım var. Az da olsa var çok şükür. Sayı hiçbir zaman mühim olmadı dünyada. Artı bir kuralı kaidesi çok kıymetlidir. Artı bir olabilmek değerlidir. Bu ara maalesef ki çok İslam odaklı, çok kötü videolar servis ediliyor. Provokasyon, provokasyon, provokasyon. Eyvallah. Mahilik okumaları. Okumaları. Bunu da kaydedelim efendim. Eyvallah. Bismillah. Taze Bismillah. Efendim tekrardan merhaba. Twitter içinde merhaba olsun. Sayın Doktor Yusuf Ekinci'nin Ankara'da 1989'da ikinci baskısını yapan Ahilik kitabının okumasıdır bu. Giriş kısmı. Türkiye'nin hedefi 21. yüzyılda kalkınmış bir ülke olarak girmek ve dünyanın belli başlı sanayileşmiş ülkeleri arasında yer almaktır. Bu hedefin gerçekleştirilebilmesi için çözülmesi gereken birçok problem vardır. Ancak problemlerin çokluğu ümitsizliğe düşmek için değil, daha çok çalışmak ve meselelere daha rasyonel çözüm yolları aramak için teşvik edici bir unsur olarak görülmelidir. Bahsedilen hedeflerin gerçekleştirilmesi, milli kültüre dayalı eğitim politikası ile bütünleşmiş bir ekonomi sisteminin kurulması ile mümkün olacaktır. Cümle önemli. Bahsedilen hedeflerin gerçekleştirilmesi, milli kültüre dayalı eğitim politikası ile bütünleşmiş bir ekonomi sisteminin kurulmasıyla mümkün olacaktır. İşte bu ahilin özüdür aynı zamanda. Ekonomi toplum için her şey değildir. Ancak bir toplumun kalkınması ve sağlıklı bir şekilde varlığını devam ettirebilmesi için güçlü bir ekonomiye sahip olması da şarttır. Güçlü ekonomiye sahip olmak için sanayileşmek de gerekmektedir. Sanayileşme hem yeni bir sosyal ve iktisadi münasebetler ağı gerektirmekte, hem de yeni münasebetlere uygun kültür üretimini icap ettirmektedir. Kültür üretimi. Toplumdaki maddi gelişmeye paralel olarak bu değişme ve gelişmeleri manalandıracak kültür üretimini gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Eğer bunu gerçekleştiremezsek, iktisadi alanda sağlanan gelişmeler mutluluk ve refahın değil, bunalımın da kaynağı olur. Bu sebeple ekonomi ve kültür alanındaki gelişmelerin bir bütün olarak ele alınması mecburiyeti vardır. Milletler gelişme yolunda birbirlerinin tecrübelerinden istifade ederek daha az kaynak israfı ile modernleşebilirler. Ancak başka ülkelerin tecrübelerinden ifade etmek ile onları taklit etmek birbirinden çok çok farklı şeylerdir. Sanayileşmiş ülkelerin sosyal ve iktisadi yapıları bizim için taklit edilecek değil, üzerinde inceleme yapılacak bir laboratuvar olarak görülmelidir. Çünkü toplumların kültür normları ve iktisadi olayları, bakış tarzları, ekonomi alanında alınacak kararları büyük ölçüde etkilemektedir. Aynı usuller, aynı teknoloji bir yerde istenileni verirken bir başka yerde beklenilmeyen sonuçlar veriyorsa, bu farkın usul
ve aletlerden çok onları kullananların vasıflarından çıkmış olduğunu da kabul etmemiz gerekir. Önemli bir ikaz bu. Şimdi ön sözü daha sonra okuruz. Burada işaretleyeyim bunu. Direkt metne geçmek istiyorum. Çünkü genel merak bu konuda, bu yönde. Genel sorular. Birinci bölüm. Efendim, ahi birlikleri. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda da önemli rol oynayan ahi birlikleri, Müslüman Türk toplumunun ekonomik, sosyal ve kültürel hayatını tanzim eden kurumlardan biri olarak yüzyıllarca varlığını devam ettirmişlerdir. Ahi kelimesi Arapça kardeş manasına gelmektedir. Ancak Divan-ı Lugat-ı Türk'te ahi kelimesinin eli açık, cömert manasında akıdan geldiği kaydedilmektedir. Ahi birliklerin ne zaman, nerede kurulduğuna kesin olarak bilinmemekle beraber bazı tarihi olaylar bu teşkilatın kuruluşu hakkında fikir vermektedir. Mesela ahiliğin bütün Anadolu'ya yayılmasına hizmet eden Sultan Alaaddin Keykubat'ın 1237 yılında oğlu 2. Gıyasettin Keykhüsrev tarafından öldürülmesi üzerine ahilerle Türkmenlerin bu sultana karşı direnişe geçtikleri bilinmektedir. Bu olay ahi birliklerinin 13. yüzyılın birinci yarısına güçlü ve yaygın bir teşkilata ve müesseriyete baskıya etkiye ulaştığını ortaya koymaktadır. Bu gerçekten hareketle ahi birliklerinin Türklerin İslamiyet'i toplu olarak kabul etmeye başladıkları 10, 11. yüzyılda kurulduklarını söylemek mümkün görülmektedir. Bazı araştırmacılarsa bu teşkilatın 7-8. yüzyıla kadar inen bir geçmişi olduğunu savunmaktadırlar ki daha da geriye çekileceğini yakında göreceksiniz inşallah. Ahi birliklerinin kuruluşu. Ahi birlikleri her kurum gibi belli ihtiyaçları karşılamak gayesiyle kurulmuşlardır. Bu teşkilatın hangi ihtiyaçları karşılamak üzere kurulduğunu açıklamak için Selçuklu dönemi, ahi birliklerinin kuruluş dönemi, Anadolu'sunun bazı sosyal yapı özelliklerini de açıklamak gerekecektir. İslam dininin Türkler tarafından kabulü dünya tarihinin en önemli hadiselerinden de biridir. 634'te Arabistan sınırlarından taşan İslamiyet, yarım yüzyıl içinde ticaret, fetih ve kültür yollarıyla Türk dünyasına tesir etmeye de başlamış ve 107 yıllık bir zaman içinde Türkler bu dini incelemek ve tanımak imkanı bulmuşlardır. Nihayet 940'lı yıllarda Karahanlı Devleti'nin başkanı Satuk Buğra Han Müslüman oldu ve İslamiyet'i resmi din olarak ilan etti. Bundan sonra Türkler önüne geçilmesi güç ve cazibeye kapılmışçasına. Zorlamada olmaksızın kitleler halinde Müslüman olmaya başladılar. 960 yılında 200 bin çadırlık bir Türk kitlesi topluca Müslüman oldu. Bu ve buna benzer olaylar İslamiyet'in Türkler arasında ne kadar hızlı yayıldığını göstermesi bakımından önemlidir. İslamlaşma hadiseleri bu sırada Oğuz Türkleri arasında da hızlanmıştı. Takriben 960 yılında Oğuz Devleti subaşısı olan Selçuk da Müslüman olarak Oğuz yapgusuna karşı cihada başlamış ve Gazi Selçuk olmuştur. Selçuklular bu olaydan yaklaşık 80 sene sonra Selçuklu Devleti'ni kurarak İslam aleminin de lideri durumuna gelmişlerdir. Haçlı seferlerini hatırlayınız. Efendim 1040 yılında yani 80 sene sonra Selçuklu ve Gazneliler arasında yapılan Dandana Kan Meydan Muharebesi sonuçları itibariyle Türk tarihinin en mühim birkaç hadisesinden biridir. Bu muharebeden sonra Akdeniz'e inebilmek için Selçukluların önünde hiçbir engel kalmamış, Oğuz boyları Anadolu kapılarına yığılmış, dünya politikasının dengesi bozulmuş, Hristiyan ve Avrupa'da endişelerin doğmasına sebep olmuştur. Dandana Kan zaferinden sonra Büyük Türk Hakanlığı'nı temsil etmeye başlayan Selçuklular, İslam'ı yayma hareketinin bayrağını ele almışlar. Yakın Doğu'yu fethettikten sonra Sultan Alparslan komandasında 26 Ağustos 1071 tarihinde Bizanslara karşı kazandıkları Malazgirt Meydan Muharebesi ile Anadolu'yu fethe başlamışlardı. Bir nesillik zaman içinde Selçuklular Orta Asya'dan Marmara Denizi'ne ve İstanbul Boğazı'nın Asya kıyılarına kadar geldiler. Yalnız Türk ve İslam tarihinin değil, dünya tarihinin de akışını değiştirdiler. Anadolu'yu ebedi Türk yurdu yapmak gayesiyle Türk boylarını bir plan dahilinde bu toprakları da yerleştirmeye başladılar. Selçukluların göçebe ve yağmacı bir step kavmi olduğunu ve ele geçirilen toprakları bu göçebe Oğuzlara yetmediği için birbirine iten göç dalgaları şeklinde
Anadolu'yu fethettiklerini iddia edenler de vardır. Bu görüşün ihtiyatla da karşılanması gerekir. Çünkü Horasan'a kadar gelip yerleştikten sonra arkadan gelen göçmen kitleleri de doyurabilecek yağma hedefleri o çağın perişan ve fakir Anadolu'su olamazdı. Amaç yağma olsaydı savaş ve ganimet ekonomisinin yönü Asya'nın zengin ülkelerine bütün dünyanın iştahını üzerinde toplayan Güney ve Doğu Asya'ya, Hindistan'a, Arabistan'a dönük olurdu. Ancak tarih bize Türklerin böyle günlük çıkar politikaları peşinde göçebe dolaşıp durmadıklarına, tam tersine çok uzun vadeli, şuurlu, yüzyıllar boyunca takip edilen sosyoekonomik ve milli bir planla adım adım Anadolu'ya geldiklerini, büyük amacın açık denizlerin kilit noktasına yerleşmek olduğunu, bunun için kolayın değil, en zor olanın ve en çetin yolların tercih edildiğini göstermektedir. Bu güzel bir iddiadır. 5 numaralı dipnot. Bakalım neymiş bu? 5-5. Balak Sedat. Türkiye'de küçük sanayi siteleri uygulaması. İlginç. Seminermiş. 1987. Ne güzel seminermiş. Eyvallah. Ayrıca uygulanan İskan politikası da Türklerin Anadolu'ya yağma için değil, bu toprakları ebedi vatan yapmak için geldiklerini doğrulamaktadır. Anadolu'ya gelen Türkler, Arapların Endülüs'te yaptıkları gibi bölge bölge yerleştirilmemişlerdir. Bir bölgede çeşitli Türk boylarından oluşan köyler, şehirler de mahalleler kurulmuştur. Söz gelimi aynı bölgede veya şehirde Çepni, Kayı, Bayat, Alayunt ve benzeri Türk boyları yan yana köyler, mahalleler kurmuşlardır. Bu İskan politikasının amacı Anadolu'da bütün Türklerin kaynaşmasını ve kabile boy esasına dayanan hayat tarzı yerine Türk devletinin bayrağı altında bir vatan ve bir millet şuuruna sahip olmalarını sağlamaktı. Son zamanlarda yapılan araştırmalar Türklerin tarih sahnesine çıktıkları günden yerleşik hayata geçtikleri döneme kadar olan süredeki hayat tarzlarının göçebe olarak adlandırılamayacağını da ortaya koymuştur. Bu dönemde Türkler kışın kışlıkta oturan ve çoğu zaman ziraat yapan, yazında yaylaya çıkan ve hayvanlarını otlatan ikili bir hayat tarzına sahiptiler. Dildar da hoş geldiniz. Efendim 11. yüzyıldan başlayarak kütleler halinde Anadolu'ya gelen Müslüman Türkler bu toprakları kendilerine ebedi vatan yapma özlemiyle doluydular. Bu sebeple Anadolu'ya sadece siyasi hakimiyetlerini değil, aynı zamanda kendi sosyal yapılarını da getiriyorlardı. Selçuklu sultanları Anadolu'da yeni bir bölgeyi fethettikleri zaman ilk iş olarak orada cami, medrese, zaviye, hastane, aşevi ve benzerini inşa ederlerken ticaret ve sanat erbabını da çevresine yerleştiriyorlardı, çarşıyı da oraya kuruyorlardı. Anadolu'ya gelen Türklerin büyük çoğunluğu yerleşik hayat tarzına başta yabancıydı. Bunlar şehirlerde yaşayanları hor görürler ve onlara tembel anlamına gelen yatuk derler. İslami hayat tarzına uyum sağlamak amacıyla hazırlanan ve Selçuklu İskan politikasına uygun olarak yeni kurulan köylerin yanı sıra Anadolu'daki eski yerleşme birimleri olan kasaba ve şehirlere de yerleştirilen Türkler buralarda yerleşik hayat değerleriyle yüz yüze gelmişlerdi. İslamiyet'i bir inanç olarak kolaylıkla benimsemiş olan Türkler onun yerleşik hayat değerleri ile ilgili yönüyle Anadolu'da karşılaşmışlardı. Büyük Selçuklu Devleti'nin Anadolu'ya gelen Türk kütlelerin aşiret yapılarını zayıflatmış olması, bu kütleler için yerleşik hayat tarzını bir mecburiyet haline de getirmiştir. Bu şartlar altında Anadolu'ya gelen göçebe kütlelerini zayıflatan aşiret yapılarının yerine geçecek bir teşkilatlanmaya da zorlamıştır bu durum. Türklerin kütle halinde yerleşik hayat tarzına geçmesi ekonomik yapıda da önemli değişikliklere yol açtı. Yani yeni hayat tarzında tarımın yanı sıra esnaf ve sanatkarların da önemli bir yeri vardı. Ancak Türkler Anadolu'daki şehirlere yerleşirken bölgede el sanatları ve ticaret özellikle Bizans'ın geliştirdiği loncalara bağlı Rum ve Ermenilerin tekelindeydi. Asya'dan gelme sanatkar ve tüccar Türklerin yerli tüccar ve sanatkarlar karşısında tutunabilmeleri, onlarla yarışabilmeleri ancak aralarında güçlü bir teşkilat kurarak güçlü dayanışma sağlamaları, bu yolla iyi, sağlam, standart yani kaliteli mal yapıp satmaları ile mümkün olabilirdi. Ahi birlikleri bu şartların tabii bir sonucu olarak da ortaya çıkmıştır.
Ahi birliklerinin kaynağı sayfa 9. Efendim 13. yüzyılın ortalarından itibaren Türk toplumunun sosyal, ekonomik ve kültürel hayatında çok önemli rol oynayan ahi birliklerinin kaynağını araştıran bazı bilim adamları isim ve biçim benzerliklerine bakarak bu teşkilatı Bizans loncalarının bir devamı veya fütüvetçiliğin kopyası saymışlardır. Ancak ahi birliklerinin üzerinde yapılan araştırmalar çoğaldıkça gerçek biraz daha aydınlığa çıkmakta ve bu iddiaların hiçbir temele dayanmadığı anlaşılmaktadır. Osmanlı müesseseleri üzerinde Bizans'ın büyük tesiri olduğu iddialarını ispat edilmesi gereken bir görüş değil de ispat edilmiş bir mesele gibi görenler, bu peşin hükümlerine paralel olarak ahi birliklerini de Bizans loncalarının bir devamı olarak görmektedirler. Ancak umumi çerçeve içinde bu iddiaların hiç de doğru olmadığı Fuat Köprülü tarafından da ispat edilmiştir. Ahi birliklerini Bizans loncalarının devamı olarak görenler Türk medeniyeti hakkında son derece olumsuz peşin hükümlere sahip olanlardır. Osmanlı toplum yapısının feodal olduğu şeklindeki peşin hüküm ile hareket edenler de ahi birliklerini Batı Orta Çağ'ın temel birliklerinden olan loncalar, corporation gibi düşünmektedirler. Apaçık bir peşin hükümden hareket eden bu düşünce sahipleri, Batı feodalitesi içinde loncalar kapitalizmin ön hazırlıklarını gerçekleştirdiği halde Osmanlı toplum yapısı içinde ahi birlikleri aynı hazırlığı niçin gerçekleştirememişlerdir şeklindeki sorulara cevap bulunamamaktadır. Son zamanda yapılan ciddi araştırmalar ile Osmanlı toplum yapısıyla Batı toplum yapısı arasındaki farklar daha açık bir hale gelmekte ve bu çeşit iddiaların hiçbir mesnede dayanmadığı daha iyi anlaşılmaktadır. Bizans loncaları ile ahi birlikleri arasındaki farkların başlıcalarını belirtmekte faydalı olacaktır. Çünkü bu bilgiler ahi birliklerini, Bizans loncalarının devamı şeklinde gören düşüncelerin de ne kadar temelsiz olduğunu açıkça göstermektedir. Türkler Anadolu'ya gelirken burada bulunan yerli esnaf loncalar halinde teşkilatlanmıştı. Bu teşkilatın aynı yerden kurulan ahi birlikleri üzerinde hiçbir tesirde olmadığını söylemek elbette doğru olmaz. Ancak bu teşkilatlar arasındaki temel farklılıklar ahi birliklerinin Bizans loncalarının bir kopyası olduğu şeklindeki iddiaları da geçersiz kılmaktadır. Bizans loncaları devlet tarafından bazı kamu görevlerini yerine getirmek üzere kurulmuş mesleki teşkilatlardı. Ahi birlikleri ise devlet otoritesinin dışında kurulup gelişmiştir. Gerçi bu teşkilata bugün kamu görevi olarak kabul ettiğimiz birçok görevleri yapıyordu. Ama bunları yapmak zorunda oldukları için değil, kendi toplum anlayışına uygun olduğu için yapıyorlardı. Bu konuda onları zorlayan kendi ahlak anlayışları dışında hiçbir kuvvette yoktu. Bizans loncaları devletin sıkı denetim ve gözetimi altında çalışırdı. Herhangi bir loncaya üye olabilmek için imparator ya da imparatorun görevlendirmiş olduğu kişilerden birinin onayını almak gerekirdi. Loncalara giren bir daha da ayrılamamaktaydı. Ahi birliklerinde ise doğrudan bir devlet denetimi yoktur. Kuruluş yıllarında devlet ahi birliklerinin yönetimine karışmamıştır. Daha sonraki dönemlerde ise birlik yönetimine seçilen bazı görevlilerin görevlerine hükümet yetkililerinin onayından sonra başlaması prensibi getirilerek dolaylı, kısmi bir denetim sağlanmıştır. Ahi birliklerine üyelik serbesttir. Üyeliğe kabul edilişleri teşkilat yetkililerince yapılır ve devlet buna müdahale etmez. Üyeler de istedikleri zaman ayrılabilirler. Bizans loncaları yalnız tüccar ve sanatkarları üye olarak kabul ederlerdi. Bir bakıma loncalar kuruluşta ekonomik amaçlıydı. Ahi birliklerinde ise ahilik prensiplerini kabul eden ve işi olan herkes üye olabilirdi. Bu teşkilatta ekonomik amaç da vardır ancak bu tek ve ana amaç, tek gaye değildir. Bizans loncaları tarafından üyelerin uyulması için konulacak kaideler siyasi otorite tarafından tespit edilirdi. Ahi birliklerinde ise bu kaideler ahilik kaidelerinden çıkartılan teşkilat yöneticilerine konuldu. Bizans loncalarının kast yapısı taşımalarını ve kan grupları haline dönüştürülmesine karşılık ahilik birlikleri hiçbir zaman kan grupları haline dönüşmemiş ve böylesi birlikler içine genellikle karşılaşılan kastlaşma eğilimine karşı çıkmıştır. Bizans loncalarının kastlaşmasını sağlayan önemli bir özellik olarak gözüken farklı loncalar arasındaki evlilik yasağı ise ahi birliklerinde söz konusu bile değildir.
Ayrıca loncalar sınıflı bir toplum yapısını meydana getirecek şekilde teşkilatlandıkları ve bunu gerçekleştirdikleri halde ahi birlikleri sınıflı toplum yapısına karşı çıkmış ve buna göre teşkilatlanmıştır. Aralarında bu derece önemli yapı ve amaç farkı bulunan Bizans loncaları ile ahi birliklerinin devamı olan teşkilatlar olarak saymanın hiçbir haklı sebebi yoktur. İslam Ansiklopedisi'nin 2. Avrupa baskısındaki Fütüvet maddesinin 2. bölümünü yazmış ve bu konuda bir sürü ciddi araştırma yapmış olan Fransız Teşner, herhalde biraz zor okunuyor, Fütüvet'in halk arasında yaygın şekli ahilik diye bir başlıktan sonra Selçuklu Anadolu'sunda şehirdeki sanatkarlar arasında Fütüvet ilginç bir şekil aldı. Çünkü Fütüvet sahibi ahi adını alıyordu diye yazmaktadır. Ahi birliklerine aynı zamanda Fütüvet birlikleri, genç ahilere FETA. Ahi teşkilatına giriş şartlarını, uyulması gereken kaideleri ve törenleri kapsayan ahi yönetmeliği niteliğindeki eserlere Fütüvetname denilmesi gibi ahi birlikleriyle Fütüvet teşkilatı arasında şekli benzerlikler vardır. Aynı zamanda ahiliğin ahlaki ve terbiyevi prensipleri daha önce tasavvufçuların geliştirip formülleştirdiği fütüvetnamelerden aldığı şüphesizdir. Ancak bu benzerliklere bakılarak ahiliğin fütüvetçiliğin bir kopyası olduğunu kanaatine varmak da son derece yanıltıcıdır. Fütüvetçilik 10. yüzyılda teşkilatlanmaya başlamıştır. Kelime Arapçadır. Sözlük anlamı tekil olarak feta, delikanlı, yiğit, eli açık, gözü pek, cömert, iyi huylu, cesur kişi demek olup çoğul şekli fityandır. Fütüvvet ve bunun yumuşatılmış şekli fütüvvi, eli açık, yiğitlik, gözü peklik, başkalarına yardım edicilik, değergamlık ya da değerkamlık, yani olgun kişilik anlamına gelir. Ahilikten önceki fütüvvetnamelerde nitelikleri anlatılan fütüvvetçilik ahilikten önce ortaya çıkmış bir kuruluştur. Ancak fütüvvetçilik daha kişisel erdemlere ve askeri niteliklere önem verdiği halde ahilik ilk sıralarda, yani 8. yüzyıl başlarında Osmanlıların askeri ve yönetim kuramlarını düzene koymasına dek, eyvallah, hem esnaf ve sanatkarlarla korporasyon gibi hem de devletin askeri güçleri yanında Abbasiler yönetimindeki fütüvetçiler gibi onlara yardımcı olarak görev yapmış bir kuruluştur. Amaçtaki bu farklılık kendini teşkilatlanmada da belli eder. Fütüvvet teşkilatı üyeleri temelde 3 gruba ayrılırlar. Kavli olanlar, seyfi olanlar, şurubi olanlar. Kavli fütüvvet grubu sanatkarlardan, seyfi fütüvvet grubu askerlerden meydana gelir. Bu grupların dışındakiler ise şurubi gruba meydana getirirlerdi. Ahi birliklerinde ise meslek dalları esasına göre bir teşkilatlanma vardı. Her şehirdeki değişik meslek gruplarının saraç, debba, terzi, kuyumcu ayrı ayrı birlikleri vardı. Bu bakımdan ahi birlikleri fütüvetten farklı mesleki, ahlaki bir kuruluştur. Ne fütüvetçilik gelişerek ahilik haline gelmiştir, ne de ahilik fütüvetin halk arasındaki yaygın şeklidir. Çünkü ahilik her şeyden önce fütüvetçilik meziyet ve sıfatların haiz olduktan başka adayın bir meslek ve sanat olması şartına da bağlıydı. Halbuki fütüvetçi olmak için meslek veya sanat sahibi olmaya da lüzum yoktu. Ahi birliklerinin Bizans loncalarının bir devamı ve fütüvetçiliğin bir kopyası olmadığını söylemek, bu kurumların ahi birliklerinin kurulmasına hiçbir etkisi olmadığı anlamına da gelmez. Her şeyden önce bu çeşit bir anlama sosyolojik kanunlarına da aykırıdır. Ahi birlikleri kurulurken elbette daha önce kurulmuş bulunan ve Türklerin yakından bildikleri benzer teşkilatlardan faydalanılmıştır. Ancak onlar taklit edilmemiş. Türk'ün teşkilatçılık vasfı sayesinde oluşumuna çeşitli unsurların katıldığı orijinal bir sentez, özgün yani bir yapı meydana getirilmiştir. Ahilik üzerinde ciddi araştırmalar yapan Batılı oryantalistler de bu teşkilatın temelinin Doğu'ya, özellikle İslamiyet'ten sonra Araplar arasında gelişmiş olan Fütüvvet teşkilatına dayandığını ve Anadolu Türklerince İslam ahlakı ve Türk geleneklerine göre geliştirilerek Müslüman Türk'e has bir teşkilat haline geldiğinde birleşmektedir. Peki bu birliği kuran düşünce ne? Ahi birliklerini kuran düşünce. Sosyal, ekonomik ve kültürel hayatta çok önemli değişiklikler yaratan yeni hayat tarzına karşı fertlerin değişik tavır almaları tabii karşılanır.
her köklü kültür değişiminde olduğu gibi Selçuklu döneminin Anadolu'sunda da yeni hayat tarzına karşı değişik tavırlar olmuştur. Bu tavırları üç ana grupta toplamak mümkündür. Birinci grubu meydana getiren Türk sultanları ve yüksek tabaka. İslami hayat tarzının yerleşmesi ve kökleşmesi için bütün gayretlerini sarf ederek hiçbir fedakarlıktan da kaçınmıyorlardı. Bunlar, İslamiyet'e aykırı olan Şamani inancın hatıralarını canlandırdığı endişesiyle İslam'dan önceki tarih ve geleneklerine karşı ilgisiz kalmaktaydılar. Bundan dolayı mesela milli ananeye daha sadık olan göçebe kitleleri arasında vücut bulan Oğuzname ve Dede Korkut kitabı istisna edilecek olursa, aydın Türklerden Firdevsi gibi İran tarihini destanıyla evdeleştiren bir kimse değil, Oğuz destanını bize sadece nakleden bir Türk ravisi bile çıkmamıştır uzunca bir dönem. İlk zamanlarda Türk sultanları gerek siyasi hakimiyetin sembolü olmak ve gerekse şehirlerde oturan Müslüman Türkleri İslami esaslara göre idare etmek amacıyla ele geçirilen her şehre İranlı bir kadı tayin edip yolluyorlardı. Hızla kurulan medreselerde İran ve Arabistan'dan getirilen İslam uleması ders veriyorlardı. Devlet tarafından desteklenen bu ulema eski göçebe Türk geleneklere karşı hoşgörüsüzdüler. Halbuki Türkler İslamlığı dar ve şeriat kaideleri içinde değil, geniş ve yumuşak bir ruh ve mana ile anlayarak kendilerine izah eden mutasavvıf Türk dervişlerinin yani Horasan erenleri başta olmak üzere ariflerin telkinleriyle kabul etmişlerdi. İkinci grubu meydana getiren kitleler birinci grubun aksine İslami inanç ve hayat tarzından çok eski göçebe Türk geleneklerine ve şamani inançlarına bağlıydılar. Yerleşik hayat tarzına uyum sağlayamayan bu kitleler İslamiyet'i de bir nevi şamanizm olarak benimsemişlerdi. Bu kitleler devlete karşı çatışmacı bir tavır almışlar ve bütün bir orta çağ boyunca meydana gelen ayaklanmalarında bir sebebi olmuşlardır. Üçüncü grup ise İslam inancıyla Türk geleneklerini kaynaştıran orijinal bir sentez meydana getirmişlerdi. Bu gruptakiler devlete karşı tavır almıyorlar. Aksine içtimai huzurun sağlanması için ona yardımcı oluyorlardı. İslam dininin koyduğu İslami beynelmilelciliği samimiyetle kabul ediyorlardı. Lakin İslam'a karşı olmayan geleneklerine sıkı sıkıya da bağlıydılar. İşte bu grup geliştirdiği ahilik felsefesi istikametinde taraftarlarını teşkilatlandırmak amacıyla ahi birliklerini kurmuş ve geliştirmişlerdi. Ahi birlikleri köklü kültür değişmelerinin olduğu bir dönemde birbirine karşı çatışmacı tavır alan grupları uzlaştırmak, zayıflayan aşiret bağlarının yerine yerleşik hayat tarzına uygun koruyucu değerler meydana getirmek, Bizanslılara karşı Müslüman Türk menfaatlerini korumak ve toplum huzurunun sağlanmasına yardım olmak amacıyla kurulmuştur. Bu sebeple teşkilatın sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi yönleri de vardır. İnsanları mutlu etmek için ortaya atılan her düşünce sistemi amacını gerçekleştiremez. Tarihten çok iyi niyetle ortaya atılan birçok düşüncenin milyonlarca insanı perişan ettiğini de öğreniyoruz. Düşünce sistemlerinin amaçlarını gerçekleştirememelerinin başlıca iki sebebi vardır. Bunlardan birincisi, amacı gerçekleştirmek için uygun araçlar seçilememesi. Uygun araçlar birincisi. İkincisi ise uygulamada amaç ile aracın yer değiştirmesi. Bakın amaçla araç yer değişirse başarısızlık kaçınılmaz oluyor. Mesela bazı düşünce sistemleri insanları ne kadar çok tüketirse o kadar mutlu olacağı tezinden hareket ederek üretime insanı mutlu edecek yegane araç gözüyle bakarlar. Amaçları insanların daha çok tüketim yapmalarını sağlayarak onları mutlu etmektir. Bunun için de üretimin artması gerekir ancak uygulamada beklenilen sonuç alınamaz. Amaçla araç yer değiştirir. Yani üretim amaç insan ise onu gerçekleştiren araç olur. Şüphesiz araç olarak görülen ve bir makinenin dişlisinden fazla değeri kalmamış olan insanın mutluluğundan da bahsedilemez. İnsanın yalnız maddeyle mutlu olamayacağı gerçeği bütün açıklığıyla ortaya çıkar. Bu misalde görüldüğü gibi düşünce sistemi iki hata yapmıştır. Birincisi, insanın yalnız maddeyle mutlu olacağı tezini kabul etmekle uygun araç seçememiştir. İkincisi ise amacı ile aracı yer değiştirdiği için hedefine ulaşamamıştır. Yani insanları mutlu edememiş, aksine yeni yeni bunalımlara sebep olmuştur. Bu sebeple
düşünce sistemlerinin insana bakış açıları ve ona verdiği değer ile bunun uygulamada aldığı şekil son derece önemlidir. Daha önce de söylenildiği gibi ahilik İslam inancıyla Türk örf ve adetlerini kaynaştıran bir düşünce sistemidir. Bu düşünce sisteminde insan sistemin ortasında oturtulmuş olup her şey onun dünya ve ahiret mutluluğu için düzenlenmiştir. Hiçbir şeye eşrefi mahlukat kabul edilen insandan daha fazla değer verilemez. Bu anlayış ahilin bütün faaliyetlerinde hakim olan bir unsurdur. Ahilik her şeyden üstün tutulan insanın dünyasında ve ahiretinde mutlu olabilmesi için onu bir bütün olarak ele almış ve insana kamil diyebileceğimiz bir ideal tip ortaya koymuştur. Ahi ahlak kaidelerinden faydalanılarak özelliklerini sıralayabileceğimiz bu insanın hoşgörü kaideleri ile de sosyal hayatı düzenlenmiştir. Ahilik üzerinde araştırma yapanlar bu düşüncenin ahlak kaidelerini çeşitli şekilde gruplandırırlar. Özde hiçbir fark göstermeyen bu sınıflandırmalarının birine göre ahi ahlakı formal ve informal olarak incelenebilir. İslam ahlakı ahilikteki ahlak anlayışının formal yanını meydana getirir. Ahilik özellikle İslamiyet'ten sonra Araplar arasında gelişmiş olan fütüvvet teşkilatının bir nevi tüzüğü kabul edilen fütüvvetnamelerde yer almış ahlak kaidelerini formal ahlak kaideleri olarak aynen almıştır. Genel bir ahlak yapısını yansıtan formal ahlak kaideleri açık ve kapalı, dışa ve içe ait olmak üzere sınıflandırılan 12 baş emirden meydana gelmektedir. Kapalı ve dışa ait olan 6 emir şunlardır. Gayrimeşru ilişkilerden, zinadan sakınılmasını isteyen şalvar ile ilgili emir. İslam dinine göre yasak edilmiş yiyecek ve içeceklerin yenilip içilmemesini isteyen mide ile ilgili emir. İlki uçkur, beline sahip olmak, ikincisi mide. Yalandan, dedikodudan, boş laftan, malayaniden, gıybetten, iftiradan sakınılmasını isteyen dil ile ilgili emir. Görülmemesi, duyulmaması gereken şeyleri görülüp duyulmamasını isteyen kulak ve gözle ilgili emir. Kötülük etmekten sakınılmasını isteyen el ve ayak ile ilgili emir. Dünya malına ve nimetlerine ahireti unutturacak kadar bağlanılmamasını isteyen hırs ile ilgili emir. Bu emirler eline, beline, diline hakim ol şeklinde özetleyen Müslüman Türk milleti hala bir deyim olarak da günlük hayatta kullanmaktadır. Efendim, açık ve içe ait olan 6 emir ise şunlardır. Cömert olacaksın, tevazu sahibi olacaksın, mütevazı yani. Kerem sahibi olacaksın, âli cenaplık, alçak gönüllülük. Merhametli olup bağışlama sahibi bağışlayacaksın. Bencil olmayacaksın. Realizm, uyanıklık, hayal şarabıyla sarhoş olmama, gerçekçi olacaksın. Daha çok mesleki dayanışma ve teşkilat içi münasebetleri düzenleme ihtiyacından doğan en formal ahlak kaideleri ise şöyle sıralanabilir. Ahinin emeğini değerlendirecek bir işi özellikle bir sanat olmalıdır. Ahi, birkaç iş veya birkaç sanatla değil, kabiliyetine en uygun olan tek bir iş ve tek bir sanatta ustalaşmalıdır önce. Ahi, işinin veya sanatının geleneksel pirlerinden kendi ustasına kadar büyüklerine içten bağlanmalı, akraba gibi belki daha öte, sanatında ve davranışlarında da onları örnek almalıdır. Ahi, kazancının geçiminden arta kalanını yoksullara ve işsizlere kullandırmalıdır. Kullanmalıdır, harcamalıdır. Ahi bilgi sahibi olmalı, bilginleri sevmeli, bilgileri. Beylerin, uluların kapısına asla gitmemeli. Aksine padişahlar bile, yöneticiler bile işi varsa ona gelmelidir. Fütüvvet, ahilik adeta bir ağaçtır. Doğruluk yerinden biter. Yaprakları edeptir, hayadır. Kökü Allah'ı tek bilmektir. Yemişi erenler sohbetidir, veliler, evliyalar muhabbetidir. Suyu rahmettir. Bu ağaç yiğidin gönlünde biter, yaprakları yücelir. Gerek ahilik üzerinde yazılmış çeşitli eserler ve gerekse bu düşünce ve yaşayış akımına inanmış olan ahilerin bize yansıyan sözlerinden genel özelliklerini şu şekilde de sıralayabiliriz. Doğruluktan ayrılmayacağız. Cömert olacağız. Alçak gönüllü olacağız.
İyi huylarımızı geliştireceğiz. Kendimizi halkımıza adayacağız, halka adayacağız insanlara. Misafirlerimizi çok seveceğiz. İnsanlara nasihat edecek. Onları iyi yola yönetmek için çaba göstereceğiz. Kudretimiz varken, güçlüyken affedeceğiz. Bir sanat, zanaat ve iş sahibi olmak için uğraşacağız. Dinimizi ihmal etmeyeceğiz, ibadetimizi. Utanma duygusunu yitirmeyeceğiz. Ağırlanmamız olacak, yüzümüz kızaracak kabahatimiz olduğunda. Hile yapmayacağız asla. Yalan söylemeyeceğiz, kusur aramayacağız. Dedikodu yapmayacağız, gördüğümüz kusurları örteceğiz. Sarhoş edici, alkol, uyuşturucu gibi işler yapmayacağız. Zina ve homoseksüellik gibi livata işler yapmayacağız. Zenginlere karşı minnetsiz olacağız. Kimseye karşı düşmanlık ve kin duymayacağız. Büyüklere hürmetkar olacağız, küçüklere şefkatli olacağız. Bel bağlamamak, fütüvet, alamet ve elbiselerini taşımak. Eyvallah. Bununla ilgili grubun aldığı kurallara uyacağız. Nefs adı verilen şeytanla da mücadele edeceğiz. Bir de kimlerin ahi olamayacağı açıklanacak olursa, ahilerin istediği insan tipinin özellikleri ortaya çıkacaktır. Nitekim Burgazi Fütüvvetnamesi'nde kimlere fütüvvet verilmeyeceği, yani kimlerin ahi olamayacağı konusunda da maddeler vardır. Şimdi dinden dönen, hak dini bırakıp da batıla dönen, Allah'ın birliğine, eşsizliğine inanmayan, görünüşte insan olup ama aslında it yaratılışlı olan münafığa, ikiyüzlüye, fitneciye, bölücüye yani. Her gün yalan söyleyene ve halkı yalana alıştıran, inandıran müneccimlere, falcılar gibi, büyücüler gibi, işte yıldıznameciler gibi, astrolog palavracılar ya da kişisel gelişimciler gibi, gayipten haber verenlere özellikle. İradesini ve ölçüsünü kaybedip etrafını inciten sarhoşa ve şarap içenlere, çok içenler, sarhoş olanlar. Hamama giren ve ne demiş? Dellaka, yıkacıya, eyvallah. Müslümana hürmeti olmayana diyor, diğerlerinden ayırana. Her zaman halkın zararına çalışan ve onun için dost ve düşman olan duyuruculara, halkın zararına çalışan, bu zarar için dostluk yapan ve aslında özünde düşman olan tellallara, duyuruculara, işte yalan haber yapanlar dahildir buna. Zamanında sözünü yerine getirmeyen, sıkıştığında bugün yarın diye oyalayan, borcunu ödemeyen, vaadinde sözünde durmayana. Kestiği hayvanı inciten, işi kan dökmek olan kasaplara. Aklı fikri insanlara gece gündüz huzursuz ve rahatsız olması yönünde olan doktorlara, cerrahlara, operatörlere. Yani para düşkünlerine. Günahın yarısı kıyamete kadar onun olacak, kötü törey koyana, kötü kanun yapana. Fitne çıkartanlar alınmaz ahileye diyor. Huzuru bozanlar. İşi tuzak kurup hile ile kuşları tutan ve yavrularını anasız bırakan, anasız babasız bırakan avcılara. Herhangi bir ihtiyaç maddesini saklayıp kıtlık yaratan ve sonra pahalı satan muhtekire, yani ne diyorlardı ona, tefeci değil de, tefeci de alınmaz ama mal istifleyen, stokçu, bir adı daha vardı onun. Tekel yaratanlar. Şimdi efendim, bunlara fütüvet verilmez. Ahilik yukarıda sıralanan ahlak kaidelerinden başka mensuplarının özellikle sosyal hayattaki münasebetlerini düzenleyen görgü kaideleriyle de korunmuştur. Ahilerin yemek yerken, su içerken, alışveriş yaparken, banyoya, hamama girerken, saçını tararken, yatakta yatarken ve benzeri nasıl hareket edecekleri bu görgü kaideleri de belirlenmişti. Yani adab-ı muaşeret kuralları. Bunlardan yemek yemeye ait olan birkaçını şöyle sıralayalım. Sofrada büyüklerden evvel yemeğe başlamamak. Yemekten önce ve sonra el yıkama. Yıkama nasıl? Yemekten önce ve sonra el yıkamamak. Kendi önünden yemek yemek, lokmaları küçük almak, yemeğin suyuna batırmamak, ortak kapsa yemekse özellikle, yemek odasına ayakkabıyla girmemek, başkalarının yanında ağzını burnunu temizlememek, sümkürmemek, kaşınmamak, ağzını şapırdatmamak vesaire, hakkından fazlasını yememek, ortada bir ortak ikram varsa, yediğinin helal olduğunu bilerek yemek ve helal olmasına özen göstermek. Yukarıdaki örneklerden de anlaşılabileceği gibi ahilerin bütün hareketleri görgü kaideleriyle belirlenmişti. Bu kaidelerin toplamı 740 tanedir. Ahilin son mertebesine ulaşan enbiya, evliya ve padişahların bu kaidelerden hepsini de bilmesi gerekirdi.
Ahiliye yeni başlamış birinin ise bunlardan başta 124 tanesini bilmesi gerekir. Önce bu 124'ü çalışacağız, sonra da 740'ı bölüm 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 okuyacağız. Yukarıda anlatılanlar göz önüne alınarak bir ahinin hangi vasıflara haiz olması gerektiği çıkartılabilir. Ahi, vicdanını kendi üzerine gözcü koyan adamdır. Helalinden kazanan yerine ve yeterince harcayan. Ölçü tartı ehli olan, yararlı şeyler üreten ve yardım edendir. Karşılıksız. Kalbi Allah'a kapısı yetmiş millete açık olan, mürüvvet, merhamet üzere cömertliği esas alan, ahlakı ana sermaye edinip, akıl yolunda yürüyen, ilim bilim isteyen ve ilmiyle amel edip, yararlı çalışmayı elden bırakmayan kişiler ahilerdir. Fütüvvet erkanınca yiğitlik niteliklerine ulaşmış, ayrıca bir sanat öğrenmiş, zanaat öğrenmiş, Allah'ın varlığına ve birliğine inanmış, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın elçiliğini kabul ve sünnetlerine uymuş, din ehliyle sohbet ve muhabbete de yönelmiş kişiler ahilikte ilerlemiş olanlardır, muteberdir. Ahilikteki ahlak anlayışı her büyük ahlak sistemi gibi insan yaşayışına şekil ve düzen vermek üzere alt alta sıralanmış normlardan kurulu homojen bir bütünlük manzarası gösteriyor. Ayrı ayrı unsurlar, mantıki bir sıra içinde birbiriyle örülüp dokunmuş, hepsi tam ve çelişkisiz bir ifade topluluğu içinde ahenkleştirilmiş bir bütündür. Bu ahengi kuran ve yöneten ana fikir, İslam diniyle Türk örf adetleri, yani Türk töresidir. Uygulamada durum ne olmuştur peki? Mükemmel olan bu ahlak kaideleri ahi birliklerinde temel taşlar olarak kabul edilip uygulanmış mıdır? Amacı gerçekleştirmek için uygun araçlar seçilmiş ve her unsura ahlak kaidelerinin tayin ettiği oranda yer ve değer verilmiş midir? Yoksa kurulan teşkilat ahlak kaidelerini hiçe sayarak yeni değerlerin meydana gelmesine sebep mi vermiştir? Bu sorulara bundan sonraki bölümlerde cevap arayacağız. Ahi Evran-ı Veli Hazretleri. Önceleri dericilikle ya ilgili sanatların, daha sonra da Anadolu'daki bütün sanatların piri, üstadı olarak kabul eden Ahi Evran, menkabevi bir şahsiyeti vardır. Onun gerçek hüviyetini zamanın bürüdüğü sisler içinden sıyırıp çıkarmak hiç de kolay değildir. Genelde pirler adlarıyla değil, sanlarıyla anıldıkları için şahsiyet ve hüviyetleri birbiri içinde erimiş ve kaynaşmıştır. Asıl adı Mahmud Nurettin ve Nasreddin, bir diğer adı. Takma adı Nimetullah olan Ahi Evran, 1236 yılında Horasan'da doğdu. Köse Dağ Savaşı'ndan sonra Moğol baskısıyla Anadolu'ya göç eden Oğuz Türkleri arasında Ahi Evran'ın da ailesi vardı. Ailesiyle birlikte önce Konya'ya yerleşen Ahi Evran, oradan Denizli'ye, Kayseri'ye gitmiş, sonra da Kırşehir ilimize yerleşmişti. Dünyanın tam merkezine yani. Fakir bir ailenin çocuğu olan Ahi Evran önce bir demircinin yanında çalışmaya başlamıştı. Daha sonra debbağlık, yani deri işlemeciliğe. Zanaatına girerek bu meslekte müstesna bir kabiliyeti olduğunu göstermiş. Çalışkanlığı ve kabiliyeti sayesinde 2 yılda da kalfalığı geçmiştir. Ahilik konusunda da ise kendisine Ahi Mahmud ders vermiştir. Enteresan değil mi? Üstad Ahi Evran o kadar fazla renkli üretim yapıyor ki, o dönem olmayan renkleri de deride ustaca işliyor ve bu bütün imparatorlukların, beyliklerin, devletlerin dikkatini çekiyor. Ahi Evran usta olduktan sonra teşkilatta Ahi Şeyhi olarak görev aldı. Kırşehir'de de debbağlık sanatını geliştirip yaygın hale getirdi. Daha sonra Ahi babalığa yükseldi. Ahi Evran teşkilatına taze bir tanzim ve canlılık getirerek bütün Anadolu'da tanınan bir şahsiyet haline geldi. Ahi Evran esnafın denetlenmesine büyük önem verirdi. Her fırsatta esnafları gezer, yapılan işlerin temizliğini, sağlamlığını da kontrol ederdi. Ayakkabıcıları gezerken beğenmediği ayakkabıyı dükkanın damına atardı ve herkes bugün falan ustanın pabucu dama atıldı derdi. Bu sözler o ustanın kalitesiz mal ürettiği manasına gelirdi. Hakkında birçok efsaneler bulunan Ahi Evran-ı Veli, hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi de ahirete çalış hadisi şerifini kendisine hareket metodu seçmişti. Teşkilat mensuplarına dünyada yaşamak için bilgi, ahlak ve maharete, yani yeteneğe, zanaatkarlar arasında yardımlaşma ve beraberliğe, ahiret içinde
takva ve iman esaslarına sımsıkı sarılmaya ihtiyaç olduğunu sık sık hatırlatırdı. Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna büyük görevleri olan ve binlerce meslek sahibi yetiştirmiş bulunan Ahi Evran, 1329'da 93 yaşında şehit edilmiştir. Kabri Kırşehir'dedir. 93 yıl yaşayan akla yar, nefse düşman olan bu faziletli er kişi tekkesine kapanmış, dünyanın elini eteğini çekmiş, müzevi bir sofu ve softa değildi asla. O, hayatını kazanmak için diyar diyar dolaşmış, her sanat ve zanaata başvurmuş, elvan elvan deriler işlemiştir. Nasıl ki Hacı Bektaş köylerde Türkmenlerin başına geçerek çiftçilik yapmışsa, Ahi Evran da şehirlerde 32 esnafı bir başa bağlayarak tarikat, cemaat çerçevesi içinde insanoğullarına hayatlarını kazanmayı öğretmiş, Horasan erlerinden adıyla sanıyla Türk oğlu Türk bir velidir. Menkabeler ve şecerenameler Ahi Evran ve Ahi birliklerinin yapısı hakkında önemli bilgiler ihtiva etmektedir. Bunlarda Ahi Evran keramet sahibi, büyük bir veli hüviyetiyle karşımıza çıkmaktadır. Bir gün Ahi Evran'ın çalıştığı dükkana topluca mal isteyen müşteriler gelir. Bu keramet kısmına geçiyorum. Bunlar metaforik şeylerdir, hikayelerdir. Şimdi şimdi Ahmet Gülşehri kerameti Ahi Evran sayesinde bunun keramet olduğunu şiirle söylemiş. Dağı tutup yazıya sürür idi, yani yürü dese yürür idi, Hızır ile yürür idi her gün bile. Komaz idi ki kimsene gark ola, ol ki sultan ile sahip sır durur, deniz ile yazı ana bir durur. Elde mevcut şecerenamelere göre Ahi Evran, Abdülmuttalib'in torunu, Hazreti Muhammed'in amcası Abbas'ın oğludur. Bir de sahabiler döneminde bir Ahi Evran'dan bahsedilir. Onun da asıl adı Mahmut'tur. Ona Sultan Ahi Evran adını Bedir gazasına giderken alemi şerifi hamil oluşundan ve muharebedeki Evran gibi, ejderha, canavar gibi her yöne saldırışından hoşnut olan peygamber vermiştir. Ashab dahi bunu görünce her birileri birer yadigar verdiler hediye. Resulullah buyurdu ki ya Ali sen ne verirsin dedik de Allah'ın emri Resulullah'ın kavli üzerine kızım Rukiye'yi amcam oğlu Sultan Ahi Evran Hazretleri'ne verdim dedi. Sultan Hazreti Muhammed nikahlarına kıydı. 3 gün 3 gece düğünleri yapıldı. Koyunlar, keçiler, sığırlar kesildi. 3 gün sonra Ahi'nin matbahına girdiler. Derileri, gönleri Ahi Evran'a teslim ettiler. Bir gece bir gündüzde civan Evran türlü türlü renk etti. Tamam ettik de her elvandan bir tura bağlandı. Resulullah'ın mescidi şerifine getirdi. Mübarek eliyle açtı. Cem-i ashab tahayyürde kaldılar ve temaşa kıldılar. Deriler perdahsız olduğu için Ali birini alıp asayi şerifiyle perdah eyledi. Memnun olan Peygamber aleyhissalatü vesselam Ahi Evran'ın beline şed bağladı ve icazet verdi. 32 esnafın pirinin belini bağlayıp el kaldırıp dua eyledi. Cümle 32 esnafın pirleri bu tarikata ve erkana aşık oldular. Şimdi efendim, bundan sonra diğer diğer dolaşan bir yerde karar kılmayan Şeyh Mahmud, Gülşehri namı diğer Kırşehir'e kadar karar edip anda işletme sahibi oldular. Çok vilayetlerde keramatı zahir oldu. Kırşehir'e kadem bastıklarında ayan ve ekabir geldiler. Ya devletlu bizim hafifimiz vardır, bir ejderha peydah oldu. Onun şehrinden bizi halas eyle deyu niyaz ettiler ve ejderhayı ona gösterdiler. Dua edip ejderhanın yüzünü yüzüne sürerek ol ejderhayı kendine muti ve münkad eyledi. Efendim, Aziz Evran o ejderhanın boğazına zincir takıp işletmenin tahtına bağlayıp cümle nas böyle görecek küllühüm muti olup Ahi Evran Sultan'ın kârına ve kısbine hocam ve tarikatın devamına dua ve sena edediler. Ömrü şerifleri 93 yaşında Dar-ı Fena'dan Dar-ı Beka'ya teşrif buyurdular. 32 numaralı dipnot, bakalım hangi eserden almış bunu. Burada niye koymamış onu? 32 numara. Şöyle bir problem var. Pardon. Bakalım tekrar. Adı geçen eser diyor ama adı nerede? Hangi? Örüm. Onda geçen eser.
Ahmet Gülşehri'nin Keramat-ı Ahi Evran adlı risalesinde geçiyormuş bu. Ahi Evran'ın hayat ve şahsiyetini anlatan Şecerename özetinin kronoloji bakımından hakikate uymadığı kesindir. Çünkü 8. yüzyılda doğduğunu kesin olarak bildiğimiz Ahi Evran'ın Bedir Savaşı'na katıldığını kabul etmek mümkün değildir. Şecerenamelerde Ahi Evran'ın Hazreti Ali'nin kızıyla evlenmiş olarak gösterilmesinin sebebi, Ahi birliklerinin kurucusu olarak kabul edilen bu zatın tarikat geleneğine uygun olarak şeceresini ilk İslam büyüklerinden birine bağlayarak onun prensiplerini bu ulvilik kazandırmak, kendisini asalet halisi içinde tanımak, tanıtmak ve saydırmaktır. Bu maalesef mübalağa ile çok dönem yapılan bir hatadır, kabahattir de hatta. Bazıları bunun gerçek değil de rüya olduğunu da söylemiştir. Elhamdülillah. Efendim eyvallah. Şecerename'de anlatılan ejderha hikayesi, ahi birliklerin felsefesini ortaya koyması bakımından son derece önemlidir. Burada doğrudan doğruya Oğuz Kağan ve Dede Korkut hikayelerinin havasıyla karşılaşmaktayız. Şehir halkını korkuya salan ejderhayı, canavarı, yenebilecek bir kahraman çıka gelmiştir. Kendisinden de yardım istenir. Daha sonraki şaşkınlık belirtilen ifadelerden de anlaşılacağı üzere, kahramanın ejderha ile savaşması ve onu alt etmesi beklenmektedir. Ne var ki Ahi Evran'ın ejderha ile karşılaştığı noktada durumun değiştiği görülür. Bu kahraman artık Türk geleneğindeki maddi kuvvet sembolü olan kahramanlara benzemez. Onun düşmanla savaşma ve onu yenme biçimi gelenektekinden farklıdır. Ahi Evran, ejderhanın üzerine kılıç yerine dua ile gitmekte, yüzünü yüzüne sürerek ona sevgi göstermekte ve bu yoldan onu kendisine bağlamaktadır. Burada özellikle üzerinde durulması gereken nokta, eski Türk geleneği ile İslami değerlerin iç içe girerek yeni bir tavır doğurmuş olmasıdır. İki ayrı değer grubunu uzlaştıran bu tavır ki, Ahi Evran geleneğinin özünü meydana getirmektedir. Buradaki kişiliğiyle Ahi Evran, halkın kurtuluş ümidiyle kendisine başvurduğu, gücünü İslami değerlerden alan bir şaman görünüşünde ortaya çıkmaktadır. Bu noktada söz konusu olan yeni bir sentezdir. Ne sadece eski Türk gelenekleri ne de sırf İslami değerler değildir. Ahi Evran, menkabevi kişiliği ile işte bu sentezi sembolize etmektedir. Ahi birliklerinin yapısı. Burada amaç ne, teşkilatlanma yapısı ne, onlara da bakacağız. Kaçtı bunun notu? 33. Eyvallah. Güllülü. Güllülü. Eyvallah. Efendim, ahiret birliklerinin yapısındaki amaç, asıl amacı insanların dünya ve ahirette huzur içinde olmalarını sağlamak. Bu anlayış ahirenin dünya için ahiretini, ahiret için de dünyasını terk etmeyen, dengeli bir hayat anlayışı geliştirmesini sağlamıştır. Ahiler çatışmacı değil, dayanışmacı bir ruh yapısına sahiptirler. Zengin ile fakir, üretici ile tüketici, emekle sermaye, milletle devlet, kısaca toplumun bütün fert ve kurumları arasında iyi münasebetler kurarak herkesin huzur içinde ve güven içerisinde yaşamasını sağlamak ahi birliklerinin başta gelen amacıdır. Toplumdan muhtelif statüde şahısların ortaya çıkmasını, bazı insanların zengin, bazılarının da fakir olmasına ahilik normal karşılar. Ancak güçlünün zayıfı ezmesine veya bir kimsenin haksız kazanç sağlamasına ahilik şiddetle karşı çıkar. Böyle bir huzur ortamının sağlanabilmesi için birçok düzenlemeler yapılmış ve köklü bir teşkilat kurulmuştur. Teşkilatlanma. Ahilik esas itibarıyla esnaf arasında benimsenmiştir. Bu bakımdan ahilik denilince esnaf, esnaf denilince ahilik akla gelmektedir. Ahiler akla gelmektedir. Şüphesiz ahilin esnaf arasında gelişmesi tesadüf değildir. El işçiliği, sahibinin soygun ve vurgun peşinde koşturmadığı, dilencilikle yüzüne yere getirmediği, ifrattan ve tefritten uzak tuttuğu için ahilikte en övülmeye değer geçim yolu kabul edilmiştir. İslam dini de çalışmayı mukaddes ve çalışan eli mübarek sayar. Peygamberimiz çalışan el için işte Allah ve Resulünün sevdiği el bu eldir buyurmuştur. Meşhurdur bu vaka. Sahabilerden birinin elleri toprak ve sıcaktan ağır işlerden nasırlaşmış, çatlamış ve kanamalıdır neredeyse. O ellerini Allah Resulü selamlaşmak için, musafaha yapmak için ellerini uzatınca utanır, ellerini geri çeker o kişi.
Allah Resulü de alır avuçlarına bakar ve onların çok acı içinde nasırlı ve yaralı olduğunu görünce ağlamaya başlar. Mübarek gözyaşlarını döker o ellere. İşte der, Allah'ın ve Resulünün en sevdiği eller bu ellerdir der. Ve muhabbetle öper o elleri. Öptüğü tek el olduğu söylenir. Çocuklardan başka. Onun birçok sözleri yani hadis-i şerifleri çalışan elin faziletlerinden bahseder. Çalışması sebebiyle yorgun olarak akşamlayan, kendisini affetmiş olarak akşamlayandır. Affetilmiş olarak. Bir daha okuyorum, özür dilerim. Çalışması sebebiyle yorgun olarak akşamlayan, kendisini affettirmiş olarak akşamlayandır. Allah sanatkar işçi kullarını sever. Hiçbiriniz el emeğinin ürünü olan yemekten daha iyisini yiyemezsiniz. Esasen ahilik Müslüman Türk esnafının hayat anlayışına da çok uygun geliyordu. Bu sebeple ahilik esnaf arasında son derece gelişmişti. Bununla beraber birlikler bir işi olan ve fütüvetnamelerdeki yazılı kaidelere uymayı kabul eden herkesi bünyesinde topluyordu. Ahi birlikleri başlangıçta Debbağ, Saraç ve Kunduracıları kapsayan bir teşkilat olarak ortaya çıkmış, gelişerek bütün esnafı ve üye olmak isteyenleri bünyesinde toplayan çok yönlü sosyal bir kuruluş haline gelmiştir. Ahilerin Anadolu'nun hemen hemen her şehir, kasaba ve hatta büyük köylerine kadar inen yaygın bir teşkilatı vardı. Köy evleri, köy odaları da buradan kalma. Yerleşme birimlerinde her sanat kolu için ayrı birlikler kurulmuştur. Bir meslekte ayrı birlikler meydana getirecek kadar esnaf ve sanatkarın bulunmadığı yerleşme merkezlerinde birbirine yakın meslek mensupları birlikte toplanırdı. Bir ocakta. Daha küçük yerlerde ise büyük meslek mensupları aynı birlikte toplanmıştı. Yerleşme biriminde kurulan ahi birlikleri arasındaki münasebetleri büyük meclis sağlardı. Ülke sathındaki bütün esnaf birlikleri Kırşehir'de bulunan Ahi Evran zaviyesine bağlıydı. Bu zaviyenin başında bulunan Ahi Baba, bütün sanatkarların piri kabul eden Ahi Evran Veli'nin halifesiydi ve bütün esnaf birlikleri de ona bağlıydı. Böylece Ahi birlikleri bir merkeze bağlanmakta ve Ahi Evran zaviyesi de bu birliklerin genel merkezi olmaktaydı. Çalışanlar bağlı bulundukları mesleğe ait zaviyenin tabii doğal üyesiydiler. Bütün merkezlerde her sanat kolunun birkaç zaviyesi olabildiği gibi küçük yerlerde bütün sanatkarların tek bir zaviyede toplandığı da görülmektedir. İbni Battuta'nın nakletine göre ahiler bir araya gelerek işlerinden birini önderliğe seçerler ve bir zaviye yaptırırlar. Zaviyeler çok yönlü ihtiyaçlar göz önüne alınarak inşa edilmiştir. Gelip geçenler zaviyede konakladığı zaman bütün ihtiyaçlarını giderebildiği gibi binek hayvanına bile istirahat yeri bulabilirlerdi. Yani şimdi yapacaksan otoparkı olan yer yapacaksın. Nasiri bir zaviyenin nasıl olması gerektiğini şöyle belirtmektedir. Zaviye müstakil olmalı, geniş bir avlu içinde beyaz duvarlı ve aydınlık bina olmalıdır. Kapısına bir nöbetçi beklemeli, içerisi halı ve kilimlerle döşeli olmalıdır. İbn-i Battuta zaviyenin içinde şöyle anlatıyor. Burası Anadolu'nun en güzel halı ve kilimleriyle döşenmiş, Irak camından yapılmış sayısız avizelerle aydınlatılmış, pırıl pırıl bir yerdi. Oturma salonunda 5 adet beyus vardı. Beyus, bakırdan yapılan 3 ayaklı bir çeşit çamdana denir ki baş tarafında yine bakırdan yapılma cam gibi parlak ve ince bir kandil bulunmaktadır. Burası arınmış iç yağıyla doldurulur. Yanı başında yine yağ ile dolu bakır kaplar bulunur. Ayrıca fitili düzeltmek için de makas vardır. Ahilerden biri bu çamdanın bakımı ile vazifeli olup ona çırakçı, çelacı denir. Genellikle her esnafın adı ile anılan bir çarşısı vardı. Bedestan, Arasta veya Uzun Çarşı denilen bu iş yerlerinde aynı meslek kolunda çalışanlar bir arada bulunurlardı. Çarşının uygun bir yerinde, büyüyecek bir dükkanın üzerinde birlik idare kurulunun ve başkanın çalışacağı 2 oda bulunurdu. Berber, fırıncı, nalbant gibi herkesin her zaman ihtiyaç duyacağı esnafa her çarşıda dükkan açma izni verilirdi. Her esnafın kendisine has bir sancağı ve bir de alemdarı vardı. Genel olarak bu sancak yeşil atlastan olur, üzerinde ayetler yazılır. Kırmızı beyaz ipekten bir kordonun ucunda bu esnafın alameti, amblemi bulunurdu. Nalbantların alameti bir gümüş nal, ayakkabıcıların ise bir çift patikti. Ahilikte bütün sanatkarların birer piri vardı. Ahilerin sanatlarının pirlerinden kendi ustasına kadar olan büyüklerine içten, gönülden bağlanmaları istenirdi. Araya vasıta şeyh, mürşit koymadan hakka ve hakikate varmak tarikat ahlakınca ne kadar imkansızsa,
pir ve ustaya bağlanmadan sanatta olgunluğa ermek de o kadar imkansızdır. Burada bir hata var, onu düzeltelim. Eyvallah. Bunun için her meslek sahibinin pirine aşırı hürmetle bağlanması ve ona derin saygı duyması istenirdi. Bu inanç, ahilerin sanatlarının tarikatı içinde sadık ve mesleğinin bütün kaidelerine bağlı müritler, talebeler, dervişler haline getiriyordu. Eyvallah. Meslek pirleri o sanatı yapmış peygamberler arasından ve ulu kişilerden seçilmişti. Bazı mesleklerin pirleri şunlardır. Tüccarlar piri Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. Seyyahlar piri Hazreti İsa Aleyhisselam. Çobanlar piri Hazreti Musa Aleyhisselam. Börekçilerin piri Hazreti Varaka. Hurdacıların piri Avn bin İmkan. Dellalların piri Tayfur-u Mekki. Dökmecilerin piri Ubeydullah el-Bahri. Sabuncular piri Ahmet İbni Abdullah. Şerbetçiler piri Muhammed İbni Abdullah. Çiftçiler piri Hazreti Adem Aleyhisselam. Hallaçlar piri Hazreti Şit Aleyhisselam. Marangozlar piri ve gemicilerin Hazreti Nuh Aleyhisselam. Deveciler piri Hazreti Salih Aleyhisselam. Tütçü ve dülgerler piri Hazreti İbrahim Aleyhisselam. Terzi ve yazılar, hattatların, grafikerlerin piri Hazreti İdris Aleyhisselam. Saatçilerin piri Hazreti Yusuf Aleyhisselam. Ekmekçilerin piri Hazreti Zülfif Aleyhisselam. Tarihçilerin piri Hazreti Lut Aleyhisselam. Bağcıların piri Hazreti Üzeyr Aleyhisselam. Çulhacılar piri Hazreti İlyas Aleyhisselam. Zırhçılar piri Hazreti Davut Aleyhisselam. Balıkçılar piri Hazreti Yunus Aleyhisselam. Berberler piri Salman-ı Pak, Salman-ı Türki. Mimarlar piri Muhammed İbn Ebu Bekir. Kasapların piri Ebul Muhçin. Bakkallar piri Adi İbn Abdullah. Sakalların piri Selman-ı Kufi. Hamamcılar piri Mansur İbni Kasım-ı Bağdadi. Debbalar piri Ahi Evran. İğneciler piri Ebul Kasım Mübarek. Nalbantlar piri Ebu Süleyman İbni Kasım. Kuyumcular piri Nas İbn Abdullah. Attarlar piri Hüsam İbn Abdullah-ı Kufi. Saraçlar piri Bun Nas İbn Haşimi-i Bağdadi. Çıkrıkçılar piri Abdullah Habibi Neccar. Taşçılar piri Kasım İbni Nasrullah. Okçular piri Sad İbni Ebi Vakkas. Boyacılar piri Ömer bin Abdullah-ı Sebbah. Bağdatçılar piri Abdülfahhar Medeni. Bahçıvanlar piri Ebu Zeyd Baba Beteni Hindi. Eyvallah. Efendim sayfa 34'te bırakıyorum. Bir sonraki kayıtta bir gencin ahliye kabulüne çok önem verilirdi kısmı ile başlayacağız. Üyelikler, üye olmakla başlayacağız. Bu ahilik başlıklı Doktor Yusuf Ekindir'in 89'da ikinci baskısı yapılan eseri. Okuyacağımız bir diğer eser Ötüken'den Sabahattin Güllülü Ahi Birlikleri. Bunu da çalışacağız. İçerindeki bilgiler önemli olduğu için Evliya Çelebi mahlasıyla yazan rahmetli Dilaver Cebeci'nin 17. yüzyıl Osmanlı toplumu ve Evliya Çelebi. Bunu bir okuyacağız. Ebul Hasan Harakani Hazretleri'ni bir okuyacağız. Ondan sonra Fütüvet Sultanı. Çok güzel şeyler var onun da hayatında. Bunu beraber bir çalışacağız. Allah nasip ederse. Bakalım bu kitap. İçine mi girdi? Sonra Ahmet Rıfat'ın bir özet çalışması. İnsanı tanımak bahsini daha önce okumuştuk. Tekrar okuyacağız. Ahilik ve meslek eğitimi Yusuf Ekinci'nin yine bir çalışmasını okuyacağız. Sonra Fatih Köksal hocamızdan ana kaynakları Türk ahiliği, fütüvet yazılarını okuyacağız. Yarının Türkiye'sine seyahatte Ahmet Emin Yalman'ın ilginç notları var, onu okuyacağız. Sarı Saltuk Baba'yı bir okuyacağız tekrar, üzerinden geçeceğiz. Orta Yol Ahilik kitabına devam edeceğiz, önemlidir. Ve Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam din ve samimiyet meselesi. Ya Resulallah din neydi? Samimiyetti. Yarısı bakiyesi temizlikti. İşte bu da ahilik demek. Yarısı temizlik, yarısı samimiyet. Ahiler samimi ve temiz insanlardı. Kadın erkek bir arada. Müsaadenizle önce yayınları bir toparlayayım, kapatayım. İnşallah yeni bir okumada görüşürüz. Ahilik diriliyor, az kaldı inşallah. İşin içerisine sızmalar var. Özellikle yabancı büyük sermaye grupları var. Maalesef iştahlarını kabartıyor çünkü insanların. Bazı tarikatlar, cemaatler de uğraşıyor ama buradaki yapı çok farklı, bağımsız bir yapıdır. Padişahın dahi ayağına gitmeyen yapı.
bağımsızlığıyla meşhurdur. Kendi silahını kendi satın alır, yapar gerekirse. Eyvallah. Görüşürüz efendim. Sorularınız olursa yazınız lütfen. dörtmektep@gmail.com gmail dört mektep yazarsanız oradan dört ulu mektep halkokulu oradan görüşürüz. Eyvallah. Bunu da bitirelim.